sorumluluk etkinlikte 13.690 kişiye ulaşmış bulunmaktayız. Darbe gençlik faaliyetlerinde de 18-24 yaş arası vatandaşlarımıza bağımlılık genelde 4 grupta sınıflandırılmaktadır. Alkol, sigara, diğer maddeler ve yeni katılan teknoloji bağımlılığı olarak biz 4 grupta çalıştaylar düzenleyeceğiz. 3 gün sürecek bu çalıştayımız. 4 masada yapılacak. Bakanlığımızın sloganı ben olsaydım. Burada tüm toplumun katmanlarını, fikirlerini alarak dünyanın ve Türkiye'nin de en büyük problemi olan bağımlılıkla mücadele konusunda bir nebze olsun faydalı olabilirsek, onun görüşüyle, o düşünceyle böyle bir çalıştay yapıldı. Çözüm yollarını belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nda bulunan kurumlarımızın temsilcileri başta olmak üzere akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve bağımlılıkla mücadelede çalışmalarına katkı sağlayacak kişileri, kurumları ve gönüllerin katılımını inşallah güzel, hayırlı bir işi bağımlılıkla mücadele çalıştığımızı gerçekleştireceğiz. Atarak devam eder. Bağımlılık maddeleri yaşam için gerekli değildir. Vücudumuz bunları aldığımız sürece öğrenir ve yaşam için gerekli bir parça olarak değerlendirir. İkinci Afyon Savaşları diye tarihte de geçer zaten. Birleşmiş Milletler'in 2020 raporuna bakacak olursak kısaca 269 milyon kişinin, yani yetişkin nüfusun 1/5'inin uyuşturucu madde kullandığı bilgisi karşımıza çıkmakta. Huzur ya da böyle kolay öfkelenen, kızan bir hale dönüşebiliyor. Tekrarlı şekilde bırakma çabaları oluyor. Bağımlılık potansiyeline sahip, yani bu bağımlı olunması zayıf bir kişiliğe sahip olmak, güçsüz olmak gibi değerlendirilmesi doğru değil. Ya da ben zaten İranlılarından bahsedildi. Ergenlik döneminde, hayatın ilk yıllarında, gençlik yıllarında özellikle akranlardan etkilenmesi.